dün gece saat kaç böyle 2 gibi falan bir gibi falan ya zaten birkaç süredir devam eden bir kavga vardı, tartışma vardı. Dün gece daha da böyle bir alevlendi. Eee Eren Erdem zaten daha öncelerden de garip açıklamaları olan bir adamın teki zaten. Pek mantıklı konuşmasını ben görmedim. Kılıçdaroğlu'na şey yapıyor. yeni Süleyman Soylu, gelecekteki Süleyman Soylu olma yolunda adım emin adımlarla ilerliyor. Bakalım hayırlısı. Bunun öncesi aslında daha da şeye gidiyor. Bir sanatçı olayı var. Aynur Doğan. Ee, Aynur Doğan'a gidiyor şimdi. İBB'nin platformunda PKK'lı, PKK şeyleriyle, işte payraklarıyla, şarkılarıyla bilmem neyle onu eleştiriyorlar. Önce ondan sonra buraya geliyor. İşte Erden Erden falan Aynur Doğan'ı savunmaya çalışıyor vesaire vesaire. Twitter'da şimdi anonim hesaplar var. Anonim hesaplardan işte Jaws hesabını... Şey yapıyor, ismini söylüyor. Anonim hesap. Twitter'da anonim hesaplar var. Ee, bu herifler şeyi bilmiyor. Bunlar tartışıyorlar işte kendi aralarında. işte niye eleştiriyorsunuz CHP'yi falan filan neyse. Anonim hesaplardan Javs'ın ismini söylüyor. Bunlar şey zannediyor, bu anonim hesapları bot hesapla karıştırıyorlar. Şey yapamadıkları için hani daha o seviyeye gelmedikleri için idrak edemiyorlar. Bot hesapla anonim hesabın farkını henüz çözemediler. İnşallah çözecekler. Yakın zamanda çözmelerini ümit ediyorum. Bot hesapla anonim hesapları karıştırıyorlar. Cevsa işte bot hesabı diyor işte ne bileyim ismini biliyorum falan filan ismini ifşa ediyor. Şey Eren Erdem CHP'li. Kendisi Kılıçdaroğlu'nun felaket bir yalakası. Baya yalakası yani. Sadece bağırıyor zaten Eren Erdem. Yani insanlar artık Eren Erdem'i duymak istemiyor. Yani konuşmasın abi bu adam konuşmasın artık diyor. Ama Eren Erdem inatla space odalarında bağırmaya devam ediyor ve şey hani kimseyi de konuşturmuyor bu arada. Şey yani bağırarak konuşuyor. Lafı falan da bölüyor tartışmaya da giremiyor pek. <laughs> space odalarında işte millete faşist diyor. Ee, siz diyor demokratik değilsiniz diyor. Ağlıyor. Dur bakalım şuradan. Yani, siz kimsiniz ki? CHP kimdir ki? Yok 31 bilmem ne. Yani... <laughs> siz kimsiniz ki CHP kimdir ki yok 31 bilmem ne konuşma odalarında şey var <laughs> bir, şimdi bu Eren Erdem saçma bir şey söyleyince mantıken insanlar da dalga geçmek için tweetlerin altına 31 yazıyor tamam mı böyle herkes bütün insanlar toplanıyor ve herkes 31 spamlıyor tweetinin altına tamam mı Eren Erdem de bunu bir şey olarak algılıyor ciddi bir şekilde kendisi bir şey olduğu için boomer olduğu için algılayamıyor ve 31'i hani bunlar kendi aramızda diyeyim, şifre varmış çok acayip bir şifre varmış kendi aramızdan böyle ne bileyim bir ne bileyim garip planlar yapıyormuşuz gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ortalık çok karıştı ben AKP'ye vereceğim 31 örgütü space konuşması da bütün konuşması böyle bu arada bütün space konuşmasının tamamı dinleyin youtube'da vardır büyük bir ihtimal Bakarsınız bütün konuşması böyle içmiş zaten alkollü yavaş konuşuyor şeyi falan böyle ne dediğini pek bilmiyor Kendine böyle çok değerli bir insan olarak görüyor daha iktidara gelmeden halktan üstün hissetme olayı başlamış bunlar bir de sözde işte biz özgürlükçüyüz abi biz geldiğimiz zaman gençler istediğini söyleyebilecek falan diyor şimdi onları da göstereceğim öyle bir şey yok. Alkollü olması bir şeyi değiştirmez. Eksiltmez, arttırmaz. Abi tartışmaya girmesin alkollü ise. Kendini rezil ediyor yani. Kendi açısından eksi. Ya yani benim açımdan sıkıntı yok. Ben dalga geçerim herifle. Herif ee, yayında ne anlattığını bilmiyor yani. Ne konuştuğunu bilmiyor. Benim açımdan bir problem yok. Ben şey olmuş oluyorum yani eğlenmiş oluyorum açıkçası. 31. tayfaya mesajının altına 31 yazan arkadaşlara sözümdür. Boşa kasmayın canlarım. Adalet o ki sataşma olunca söz hakkı verilir. Odanıza söz hakkım gasp edildi falan filan. 31. tayfaya bir şeyler demiş. Nasıl anlayacaklar acaba bu adamlar ya? <laughs> bir bu adam, bu adamın bir bu adam, bir de bir tane daha isim var. Onu az sonra geleceğim. Bu adamların CHP'den atılması lazım. Çünkü hiçbir işe yaramıyorlar. Acil bir şekilde Eren Erdem'in CHP'den en azından bir disipline falan şey olması lazım, gönderilmesi lazım. Şu anda herhangi bir şey yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Olması lazım, olması gereken budur. Eğer ki bu adamlar ee, bu partinin içinde kalmaya devam ederse CHP daha çok kötü yerlere gelir. Yani şu an geldiği yer hiçbir yer. Daha kötü yerlere gelir. Bu adamı atmazsan çok daha kötü şeyler olacak abi. Yani bu adam gecenin üçünde salak saçma ne Zahre'nin çiğ köfte mi yapmış? 250 TL'lik. Ben de anlamadım orayı pek dinleyemedim. 250 liralık çiğ köfte mi ne yapmış Zahre'nin? Galiba ya öyle bir videoyu mu izliyor ne? Bunu anlatıyor falan insanlara. Kondan bağımsız ee, hani verilen şeylere cevap vermek yerine söylenen e, argümanlara cevap vermek yerine Eren Erdem e, şimdi bu Jarvis anonim bir hesap var. Eren Erdem PKK paçavraları önünde konser veren Aynur Doğan'la ilgili söylemler nedeniyle jahri mecaz şimdi e, hesapların ırçılık yaptığını öne sürdü. Ne demek yahu Türkiye'de Diyarbakırlı olmanın bir sorun addedilmesi ne demektir ya? Bu kabul edilemez. Ne demek yani? Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Yani Türkiye'de Alevi olmak nasıl problem olabilir? Kim bunu problem edebilir? Problem değil zaten abi. Yoktan bir ortada problem ediyor. Kimsenin Alevilerle, Kürtlerle bir problemi yok. Olay burada Aynur Doğan'ın PKK Bayram şeyinin olduğu bir ortamda şarkı söylemesi. Olay bu. Yani kimsenin Kürtlerle bir problemi yok. Kimsenin şeyle de alakası yok. Yani istersen Türkçe desen... PKK şey yap. Yine aynı muameleye görürsün yani. Kürtlerle, Alevilerle falan alakası yok. Ya tam bir AK Parti. Yani konuyu saptırma. Ee, farklı yerlerden cevap verme. AK Parti şeyi yani. Şöyle bir konser bu arada. Hiçbir görmeyen varsa görmüşsünüzdür yani. Bakıyorsanız az buçuk. Ee, şöyle bir ortam yani. İşte sloganlarda işte Apo'ya, Öcalan'a, Özgürlük, özgürlük falan yazıyor. Ee... <laughs> klasik yani. Böyle bunu bu kadını savunuyorlar. Aynur Doğan'ı savunuyorlar. Ee, o yüzden de bir kavga oluyor kısacası. Cahre'in Jaws, Erlik, bir de Eren Erdem işte o karşıladı. Neyse. Yani, Onu savunuyor. Bu... Eren Erdem şu an bu Aynur Doğan'ı savunuyor. Cavs yaptı, Ahmet yaptı. Tamam olabilir. Tinetine uyar, karakteri öyledir. Zaten çok genç çocuklarmış bunlar. Bana o söylendi zaten. O bilgiler geldi ben yani ben de telefon numaraları var, isimleri, ismi uzay. O çocuğun ismi uzay mesela. Evet şimdi burada e, Jaws'ın ismini söylüyor. Jaws'ı tanımıyorsanız tekrardan söyleyeyim. Twitter'da anonim paylaşımlar yapan, e, anonim bir şekilde ismi e, herhangi bir şekilde kendisini göstermeden muhalif, e, bayağı da CHP'ye bedava reklam yapan e, birisi ismini söylüyor. Söylememesi lazım. E, i̇smini dile getirmemesi lazım. Jaws, Adam yani hani rızası yok. Cavs'ın ismini rızası olmadan ismini söylüyor. Yani soyadını söylemiş, söylememiş hiç önemi yok yani. Böyle bir şey yapıyorsa bu adam yarın öbür gün ne bileyim telefonunu falan bile paylaşır yani kim bilir. Yani böyle bir şey göz aldıysa bu adama e, biz yetkin mi vereceğiz abi? Bu adam ülke mi yönetecek? Jaws Karahanlı denen çocuğun soy ismini paylaşmam. Kanunla problem yaratabilir. Yarın. Uzay isimli bir çocuk Genç bir çocuk ne demek yani? Bu çocuklarımız niçin böyle fikirlere kapıldılar yani? Yazık değil mi? Kim bunları bu yola sevk etti? Aleviliğin, Kürt... Hayır abi, asıl siz niye PKK adıyla şarkı söyleyen bir kadını savunuyorsunuz yani? Lüğün sorun olduğu, ha. problem olduğu düşünce Aleviliğe, Kürtlerle alakası falan da yok olayın. Herhangi bir şekilde fark etmek sizin, dil fark etmek sizin. Nasıl söylersen söyle, hangi dilde söylersen söyle hiçbir önemi yok bu çocukların zihnine kim Öcalana, özgürlük kim Bu evlatlarımız, bu çocuklarımızı kim zehirledi ya? Gerçekten büyük bir üzüntüyle Neyse. ifşa listesinden bir de ifşa listesi diye bir şey varmış bunların. Anlamadım. Eren Erdem yayında bunu mantıksız bir şekilde Eren Erdem kendi ağzıyla söylüyor ki bizim bir listemiz var. Fişleme listemiz var diyor. Fişliyorlarmış. insanları fişliyorlarmış. Bak sen daha iktidara gelmediler. insanları listeye şey yapıyorlar. Yazıyorlar. Bunu kendi ağzıyla söyle yani. Çok inanılmaz. Bakalım iktidara gelince ne yapacaklar yani. Mamaya teşekkür ederim. Hoş geldin. Abone olduğun için sağ ol. Bunlardan sonra İBB desteğini paylaşana da bak bakacağım. Eren Erdem ifşa ettim doğru. Kendisi İBB'de Murat Ongun'da iş isteyen, para isteyen, reddedilen birisi e diye bir şey söylüyor. Bu da yalan çıkıyor sonradan bu i̇şte arada. İşte Konuşmalar yapıldı vesaire. Yok efendim falanca ifşa etti yani ifşa ettim merak doğru. etmiyorum ya Eren Erdem mention'ı az sonra şey açacağım yani bir tane söylediği bir söz var bugün o yeterli zaten Çok net devamına gerek yok İsmini yani. söyledim ismi Uzay Cavs Karahanlı denilen arkadaşın ismini paylaştım ama soy ismini paylaşmadım yani Türkiye'de binlerce Uzay var yani bahane değil abi herif isminin öğrenilmesini istemiyor lan adam adamın rızası yok ki sen ismini insanlara söylüyorsun herif istemiyor yani Niye böyle bir şey yaparsın? Oğlum kaç yaşında Eren Erdem ya Allah için yani nasıl adamlar geleceğin Süleyman Soylusu ya. Gelecek bu adam yani 35 yaşındaymış. Kendisini bildiğimi, tanıdığımı bilmesini istedim yani sadece. Ee, çok da yakinen tanıyorum. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Murat Ongun'dan iş isteyen, bunu evet. kanıtlayamadılar bu arada böyle bir iftira atıyor hani şey diyor Jaws'a hani fondanma iş isteme bahane şeyi iftirası atıyor Jaws sözde işte para istiyormuş vesaire bunu kanıtlayamadılar. Ee, para bir isteyen, şey e, iş yapmak isteyen, reddedilen bizzat teyit ettim arkadaşlar telefon numarası var adresi var her şeyi var. <laughs> yani eee söyleyeceğim mi adresinde mi söyleyeceğim? herife bakar mısın ya? Bu adamlar yarın öbür gün kazanacaklar bak seçimi kazanacaklar. Bu adamlar yarın öbür gün bizi yönetecek. Adresi var diyor ne tehdit mi lan bu nasıl bir... E, yani Murat Ongun'un kendisi yani. bizzat e, benden para istedi, iş istedi. Kabul etmedim dediği bir yapı yani bu Cavs Karahanlı. Evet. İşte konuşmalar yapıldı vesaire. Yok efendim falan... Neyse ee, bu şekilde... Space'de daha trilyon tane şeyi var, salak saçma konuşması var kendisinin ee, şey falan diyor böyle, üstüne gelenlere karşı da faşist, faşist bunlar faşizandık yapıyor falan diye bağırıyor Eren erdem, ee, çözümü çok iyi bulmuş abi. birisine faşist deyince kesinlikle kurtulmuş oluyorsun, çok çok iyi abi aynı Erdoğan, aynısı hiçbir fark yok yani, faşist, maşist diye bağırıyor birilerine, operasyon çocukları değil mi? İnanılmaz bir eleman ya. CHP'yi dive götüren bir adamın teki hala partide. Kolay gelsin abi. Bu adamı partide tutmaya devam edin ki e, iyice dibe batın yani, e, iyice diplere doğru sürünün yani. E, onun dışında bugün e, bir açıklaması var. Bir daha dinleyeceğim yani. Yani siz kimsiniz ki? CHP kimdir ki? Yok 31 bilmem ne. Yani. Eyvallah abi, teşekkür ederim. İktidar olmamak için elinden geleni yapıyor. Ya olacaklar iktidar. Öyle veya böyle olacaklar. Öyle veya böyle bu adamlar iktidar olacak ama olay şimdiden bu adamları yok etmek. Yani bu adamların kafasına şimdiden basmak. Bu adamlara kafasına basmazsak şu an bu adamlar yarın çok fena bizim kafamıza basacak. Şimdiden bu adamların kafasını ezmemiz lazım ki şey anlamda söylüyorum burada arada mecazi anlamda yani hani eleştirmek Twitter'dan falan ondan bahsediyorum. Üstlerine gelmezsek bu adamların yarın bunlar bizim üstlerimize binecek yani. O yüzden çok önemli. Hala böyle CHP eleştirmeyi falan diyenler de var bu arada. Onlar da bayağı komik bence. Neyse bugün de şey demiş işte dün bugün öğlen ne zaman sabah mı ne zamansa işte. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir liderdir. Onu hep eleştirmek olmaz. CHP bu kadar rahat eleştirilemez. Bedel ödersiniz. Bak ya. Oğlum yani bu adamlar Kılıçdaroğlu'nun kendisi daha geçen mitinginde diyor ki gençler istediği gibi tweet atabilecek işte istediklerini söyleyebilecek falan filan sonra çıkıp herifin yaptığı açıklamaya bak oğlum siz kimsiniz ya? Kimsiniz oğlum biz sizi niye eleştiremiyoruz? Niye söyleyemiyoruz? Ne yapacağınız ya? Daha bak bunlar daha iktidara gelmedi bak. Bunlar daha iktidara gelmemiş hali bunların. Daha bunlar bizi yönetmiyor. Ellerinde tutup içeri atma yetkisi olsa şu an bunlar belki AK Parti'den daha sert davranacak yani. Bu adamın acilen partiden ihraç olması gerekiyor. Eğer ki bu adam partiden ihraç olmazsa CHP daha da kötü yerlere gelecek. Acil yetişin. Yani ben e, şu anki içimden memnun değilim. <laughs> Farklı bir sizi şey istemiyorum abi. Şu anda kötü durumdayım. Başka birisi de gelsin beni kötü duruma soksun istemiyorum yani anlayacağınız. Ben değişim istiyorum tamam mı? Farklı özgürlük istiyorum. Benim istediğim şeyler bunlar. AK Parti başa gelirken özgürlük vaadiyle geldi lan oğlum. AK Parti 2000'lerde başa geldiği zaman insanlara özgürlük vaadiyle geldi, insanları rahat bıraktı. Bak AK Parti bile başta gelirken insanları özgür bırakıyordu lan. Adamlar daha gelmeden başladı yani. Daha gelmeden başladılar bak. AK Parti'den daha fena ha. Yani Allah mısınız kardeşim? Neyi nasıl eleştiremiyorsunuz? Siz bu tehditkar eleştiriye kapalı halinizle mi talepsiniz yönetime? İnanın hayatım sol partiye olarak da geçti. Beni yönetti yazıklar olsun falan filan. Yani akıl almaz bir konuşma ya. O kadar akıl almaz bir konuşma ki yani Eren Erdem bunu nasıl söyleyebiliyor hiç hiç bilmiyorum. Allah akıl fikir versin. Aynı zamanda bu arada kendisinin şöyle bir tweet'i var onu gösterelim. Ee, silmediyse dün gece vardı. Ee, 2018'de attığı bir tweet'i. 2020 gündür genel başkan olan şu an Kılıçdaroğlu'na söylüyor bunu. E, ve 9 seçim kaybeden birinin 50 günlük çalışma ile CHP'nin mahkum edildiği %25 barajını açıp %30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en yapması en erdemli davranış istifa olacaktır. E, bu saygın erdemli davranış olarak mutlaka tarihe geçer tarzında bir açıklama yapıyor 2018 yılında Kılıçdaroğlu böyle bir şeyde sö söylemde bulunuyor. Şu anda Kılıçdaroğlu'nu yalamakla meşgul. Bu tweet'i niye silmemiş onu anlamadım bak mesela. Dün geceden beri bu dolanıyor ortada. Bu tweet'in silinmesi lazım. <laughs> Adam hala silmemiş yani nasıl bir utan utanmama bilmiyorum yani söylediğinde ters hareketler yapıyorsun yani. Doğru bence o zaman bunu deyip şu anda desteklemesi gayet normal. Ya tabii kendi şeyini istiyor abi. Şimdi Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor bu adam. Neden biliyor musun? Bu adam ad Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor çünkü Kılıçdaroğlu kaybedecek seçimi, tamam mı? Kılıçdaroğlu seçimi kaybedecek. CHP'nin başına da bu adam geçecek. Onu istiyor bu adam. Ben söyleyeyim. CHP'nin başına gelmeye çalışıyor. Onu istiyor. O yüzden Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Yoksa başka bir şey yok yani. <laughs> bir şeyler değişsin artık. Ya değişim istiyoruz abi. Yani istenilen şey basit. Farklı bir bizi darlayacak bir hükümet istemiyoruz biz abi. Yani özgürlüğümüzü kısıtlayacak. Yani sadece 2-3 kelime cümle kurduğumuz için 2-3 cümle kurduğumuz için ifadeye çağrılmak falan yordu artık. Biz bunu istemiyoruz ama bu adamlar bunu istiyor. Tekrardan bunu istiyor. Yani kendi iktidarlarında aynı şekilde nasıl biz bugün AK Parti'ye muhalifsek kendi iktidarlarında CHP'ye muhalif olduğumuz zaman bizi ifadeye çağırmak artık ne ellerinden ne geliyorsa onu yapmak istiyorlar yani. Bu adamların amacı bu şu anda. Hala da hala da bu haldeyken bu parti CHP'ye eleştirmeyin diyenler var abi. Hayır abi olay şu. Sen şimdi CHP'ye genel seçimlerden bahsediyorum. Ya mecburen eğer ki AK Parti'den memnun değilsen mecburen oy vereceksin o zaten verecek insanlar. CHP seçimi kazanacak. Yani şu an bu yaptığımız eleştiri, şu gündem olan şey CHP'nin oy kaybı kaybetmesine sebep oluyor mu? E, Oluyorlar. ama genel seçimlerde olmayacak yani. Genel seçimlerde oy kaybetmeyeceksiniz abi. Merak etmeyin. Kazanacaksınız seçimi. Tamam mı? Seçimi kazanacaksınız. Hiç hiç endişeniz olmasın. Ondan sonra seçimi kazandığınız günün hemen ertesi gün neyse küfür etmeye gerek yok. Üstünüze bineceğiz abi. Yani üstünüze bineceğiz. Sizin üstünüze bineceğiz. Nasıl şu an insanlar AK Parti'yi darlıyorsa biz sizi darlayacağız. Şu anda da darlıyoruz. Seçimi kazandıktan sonra da darlayacağız. Ve ilk seçimde büyük bir ihtimalle gideceksiniz yani. Kalıcı bir parti olmayacak yani. İlk seçimde e, yok olacaksınız. CHP'nin içerisi çünkü çok garip fikirle dolu in... çok garip fikirler var ya CHP'nin içinde Çok her türden insan var yani. fazla Marksist bir parti zaten. E, komünist komünist fikirleri var zaten. Pek sevmiyorum CHP'yi. Bu konuda içindekileri falan yani. E vardır iyiler tabii vardır. Ben pek tanımıyorum ama şeyim yok yani. Ama genel olarak hepsi birbirinden kötü, garip fikirleri olan insanlar yani.